Herkese yeniden merhabalar. Bugün bir vlog çekmeye karar verdim. Çünkü biliyorsunuz bir süredir Giresun'dayım ve bugün yaylaya gidiyoruz. Benim çok güzel bir lise grubum var. Onlarla toplandık. Bugün Giresun yaylalarına gideceğiz. Bu güzelliği sizlere de göstermek istedim açıkçası. Çünkü gerçekten ben Giresun'a her geldiğimde mutlaka bir yaylaya giderim. Orada anneannemin de evi var, hatta bir gece konaklayacağız. O yüzden bugün böyle benimle birlikte yeşile doyacaksınız diyebilirim. Biz şimdi yola çıktık. Böyle şimdi birazcık yolu göstereceğim sizlere. Yeşillikle dolu. Daha sonra işte yaylaya çıktığımızda orada neler yaptığımı göreceksiniz. Evet, şimdi öncelikle bizim köydeki evimize geldik. Orayı biraz göstereyim sizlere. Çünkü böyle burada mesela fındık ağaçları, böyle kivi ağaçları falan var. Belki de fındığın dalda nasıl durduğunu hiç görmeyeniniz vardır aranızda. O yüzden ben size göstermek istiyorum. Hatta böyle kiviyle başlayalım. Mesela şu anda tepemde bir kivi ağacı var. Bakın şöyle şunlar kiviler, böyle ağaçta yetişiyor bunlar. Evet. Burada mesela bir kivi ağacı var. Şimdi mesela nereye gidelim? Şurada bir fındık ağacı olması lazım. Şurada fındıkları göstereceğim şimdi sizlere. Evet, köpeğimiz Esmer şu anda havlıyor. Şöyle bakın kiviler. Ağaçta gördüğünüz gibi. Şöyle fındığı da gösteriyorum hemen. Burada da böyle fındık çotanağımız var. Böyle köy evimiz böyle bir yer gördüğünüz gibi. Yeşilin içinde. Evet, gördüğünüz gibi alabildiğiniz her yer yeşil. Evet, köpeğimiz de geçti gördüğünüz gibi. Şimdi buradan biraz malzeme alacağız. Böyle sandalyemiz falan var. Sonra onları aldıktan sonra yayla yoluna artık geçeceğiz. Evet, biz şimdi o bahsettiğim harika lise grubuyla buluştuk gördüğünüz gibi. Erkekler bakmıyor ama kızlar iyi sallıyor. Evet, artık yola çıkmaya hazırız. Şimdi arabalarımıza biniyoruz ve yola çıkıyoruz. Siz de böyle çam ağacına falan dolacaksınız. Artık hemen hemen yaylaya ulaştık. Böyle gördüğünüz gibi inanılmaz bir manzara var arkamda. Şöyle size göstereyim. Gerçekten çok güzel. Ama hava biraz sisli maalesef. Şehirde hava çok güzeldi ama yaylada biraz sisli. Ama yapacak bir şey yok. Ben bu havayı da çok seviyorum. Ama şu anda çok serin. Hırkayı falan giymiş durumdayım. Böyle gösteriyorum size birazcık. Yaylaya geldik ama gördüğünüz gibi göz gözü görmüyor. Bir klasik Karadeniz yaylası böyle. Serin serin.
kızlar. Bu kadar bekliyorlar. Bilmiyoruz ne yapacağız. Bir yerde artık mangal yakacağız ama inşallah yapabiliriz. Evet, şimdi artık yavaş yavaş yerleşiyoruz. Ben sandalyeme kurulacağım. Bakayım görebiliyor musunuz? Şunu şöyle yapayım. Evet, şu anda gerçekten hava kötü olsa da keyfim çok iyi. Ateş yakmak için biraz fazla uğraştık ama sonunda tutuşturabildik. Şimdi burada güzel güzel ısınacağız. Şimdi kabile dansımıza başlayabiliriz. Evet, şu anda keyfimiz inanılmaz yerinde. Gördüğünüz gibi ateşimiz güzel güzel yanıyor. Değil mi Sinem? Evet. Evet, şu arkadaki su bidonları olmasa. Evet, keyfimiz gerçekten yerinde çünkü ateşimizi yaktık. Böyle çok güzel keyif yapıyoruz. Etlerimiz oluyor şu an. Aynen, gördüğünüz gibi burada ateşimiz böyle. Biraz zor oldu ama başardık. Evet, şu anda son durum bu. Gördüğünüz gibi saçlarım böyle iyice ıslandı. Çünkü inanılmaz bir çise var. Böyle gördüğünüz gibi sis hala devam ediyor. Ama ben hala mutluyum. Şöyle size biraz ormanları göstereyim. Şöyle bakın, arkamda çok güzel bir doğa var. Duyabiliyor musunuz kuşların sesini bilmiyorum. Şöyle birazcık dinleteceğim şimdi size. Ya biz karnımız köfteyle değil, ekmekle doyduk. Bence ekmek çok burada bakın böyle mantarlar var ama bunlar zehirli mantarlar. Ben zehirli ve zehirsiz mantarları ayırabiliyorum. Ve bunların zehirli olduğunu biliyorum. Siz de görürseniz bunları yemeyin. Evet, biz şimdi anneannemin evine geldik. Anneannemin yerlisine. Burada hava birazcık daha insancıl ama çok soğuk gerçekten. Anneannem içeride sobayı yakmış. Müthiş bir ortam var. O yüzden biz geceyi burada geçireceğiz. Yarın umarım hava daha güzel olur. Şöyle biraz etrafı göstereyim size ama yarın hava daha iyi olursa daha detaylı göstereyim diye düşünüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi herkese yeniden merhabalar. İkinci günden bugün hava güzel olur diye ümit etmiştim ama gördüğünüz gibi yine ben böyle hırkaları giydim. Yine soğuk bir havayla karşı karşıyayız. Şimdi böyle yaylanın merkezi var, oraya gideceğiz. Oradan biraz alışveriş yapacağım. Sonra biraz daha turlayıp şehre döneceğiz artık. Şansımız gülmedi bu sefer, yapacak bir şey yok. Hadi bakalım o zaman gidelim. Birazcık anneannemle dağ keki toplayacağız. Çayırda böyle yetişiyor bunlar. Onları size göstereceğim şimdi. Mis gibi kokuyor. Çayı da çok güzel oluyor. Yemeklerde de çok güzel oluyor. Ben şimdi biraz onlardan toplayacağım. Hadi bakalım siz de onları hem tanımış olun bu sayede. Evet.
şu görmüş olduğunuz mor çiçekli şeyler dağ keki. Şunları topluyoruz bakın. Böyle bunlar inanılmaz güzel kokuyor. Şöyle birazcık koparayım. İnanılmaz güzel kokuyor. Ben şimdi bunlardan şu görmüş olduğunuz dağ kekilerinden toplayacağım bir sürü. Evet, sürekli yiyorum, farkındayım ama şimdi de anneannemin çilek tarlasına götürüyorum sizi. Normalde çilek zamanı geçti biliyorsunuz ama yaylada böyle meyve sebzeler biraz daha geç oluyor hava soğuk olduğu için. Şimdi anneannemin çilekleri de yeni olmuş durumda ve inanılmaz güzel bir tarlası var. Şimdi onları böyle toplayıp lezzetli böyle mideme indireceğim. Hadi bakalım o zaman siz de benimle beraber çilek topluyorsunuz. Arkadaşlar çilekleri şu anda kaptırdım. Çünkü inanılmaz lezzetli gerçekten. Ve tamamen organik. En güzel tarafı da bu sanırım. Canınız çektiyse şimdiden özür diliyorum ama yapacak bir şey yok gerçekten. Her sene vlog çekmeye değer diye düşünüyorum. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Bir dahaki vlogda görüşürüz. Umarım sizlere Karadeniz yaylaları hakkında birazcık fikir verebilmişimdir. Şimdi sizi manzarayla baş başa bırakıyorum.